Abla. Ne oldu? Var mı bir gelişme? Yok. Arıyoruz. Döneceğiz tepesağlı. Ya hiç sırası değil biliyorum da. Ne oldu? Babama ulaşamıyorum. Telefonu cevap vermiyor. Sen babamı tanımıyor musun pek? Bir yerlerde bütün bunların geçmesini bekliyordur. Öyle mi diyorsun? Ortalık sakinleşince çıkar, merak etme. Ya öyle de sen böyle bu haldeyken yalnız kalmak istemez gibi geliyor. Affedersiniz. Sizi şüphelendiren bir şey mi var acaba? Yani bilmiyorum. Hasta yatağından kalkıp gitmesi çok saçma. Temkinli olmakta fayda var. Biz gene de araştıralım. Hastanenin güvenlik kayıtlarına bakabiliyoruz değil mi? Tabii bakarız, yardımcı olurlar. O zaman bakalım. Kolon kopmuş, kolostomi yapmamız lazım. İkinci dereceden dalak yırtılması da var. Değerler düşmeye başladı. Sağ tarafta solunum durdu. Göğüs tüpü iyi görünmüyor. Büyük bir hemotoraks var. Göğsünü açmamız lazım Neşter. Yaralanma yok, hülumu sağlam. Göğsünde kanama yok, çok mantıksız. Atladığımız bir şey var. Bradikardi oluştu. Kalp atışı yavaşlıyor. Allah kahretmesin. Göz bebeklerini kontrol edin. Sağ bebeği şişmiş. Haklıymış. Beyin kanaması geçiriyor. Beyin cerrahını çağırın hemen. Anlaşılan beyin cerrahının gelmesi çok uzun sürecek. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Sizin hatanızı düzeltmeye çalışıyorum. Benim ameliyatıma böyle elinizi kolunuzu sallayarak giremezsiniz. Bakın hanımefendi, eğer söz konusu bir hastanın hayatıysa istediğim yere istediğim gibi girerim. Bu benim ameliyatım. Beyin cerrahımıza haber verdik. Murat Bey nerede? Hocam gelmesi bir saat sürermiş. Bakın, ben beyin cerrahıyım. Artık bana gereksiz refleks göstermeyi bırakın da size yardım edeyim. Lütfen. Eğer beni başında dinleseydiniz bu kadar zaman kaybetmeyecektik. Siz de gördünüz, iç kanaması vardı karnında. Hala tartışarak bize zaman kaybettiriyorsunuz. 10 numara bistürü lütfen. Kraniyotomi tepsisini de hazırlayın. Zeynep hocam izin verin. Yoksa hastayı kaybedeceğiz. İşte şurada, şurada. Nereye gidiyor ki böyle acele? Ne olmuş olabilir? Bir şeyden mi şüpheleniyorsun? Peki, giyinmiş çıkmış işte. Bir şey yok. Şu taksinin plakasını alabilirsek nerede olduğunu öğrenebiliriz. Çok iyi olur. Endişe edecek bir şey yok. Kendi isteğiyle giyinmiş çıkmış gidiyor işte. Söyle Tarık. Hangi hastane dedin? Ali Asaf mı? Yanında yaralı ya da başka biri var mı? Tamam, hemen gidiyoruz. Ali Asaf'ın haber mi var? Evet, onu bulduk. Şey, hastane dediniz. İyi mi? Yaşıyor mu? İyiymiş, yaşıyor. Hemen gidelim, yolda anlatırım. Endotrakeal tüpten kan geliyor, kanama var. Hemen 2 ünite kan desteği. Hocam, elimizde kan kalmadı. Ne demek elimizde kan kalmadı ya? Hemen 2 ünite kan bulun, hadi. Hemen bana batın kompresi verin. Çekil, 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 çekil. Bir tane daha ver. Dalak damarını kelepçeleyin. Tamam. Ventriküler fibrilasyon. Hemen epinefrin ver. Kalp. Ali Asaf nerede? İyi mi? Eylül Hanım, ne? Durum nedir? Amirim Ali Asaf Denizoğlu şu an ameliyatta. Ne oldu? Bir şey mi olmuş? Yaralı falan mı? Tanmamışsa biz de girelim. Belki yardım gerekir. Yok, öyle değil. Kendisi bir hastaya müdahaleye girmiş. Kendisi müdahale ediyor yani. İyi bir şey yok değil mi? Nasıl bulundu peki? Kaza yapan bir yaralıyı getirmiş amirim. Kaza yapan aradığımız adam. Bilmiyorsunuz. Biz ameliyathaneye geçelim. Acil ameliyata alınmış. Hasta kaydı henüz yok. Ameliyattan sonra öğreneceğiz kimliğini amirim. Tamam.
Dayan. Dayan. Kızların için dayanman lazım. Hadi. Sen güçlüsün. Bırakmayacaksın onları. Hadi. Nerede kaldı bu kan? Söyledim size doktor bey. Maalesef elimizde yok. Ben de size o kanı bulmanızı söyledim. Hadi. Sizi anlıyorum ama bu hastaneye pek böyle hasta gelmez. Elimizdekini kullandık. Ne yapabiliriz? Ne demek ne yapabiliriz ya? Ne biçim hastane burası? Çevre hastanelere sordurun. Hastane personeline sordurun. Hasta yakınlarına sordurun. O kanı bulun. Ne yapıyor? Nedir o kanı bulun? Hemşire Ali Asaf Denizoğlu içeride mi acaba? Evet, doktor bey ameliyata devam ediyor. Ne zaman çıkar acaba, ben eşimle? Hastanın durumu kritik, ne zaman çıkar bilemiyorum. Ben de doktorum. Hanımefendi, şu an çok acelem var. Hasta için kan bulmam gerekiyor, anons geçeceğim, izninizle. Hangi grup kan lazım acaba, biz yardımcı olalım. İki ünite sıfır negatif kana ihtiyacımız var. Tamam, benimki sıfır negatif, ben verebilirim. Tabii, buyurun benimle gelin lütfen, buyurun. Çok şükür. İyi, hadi. Geçti, geçti o. Hadi. Hadi lütfen. Hadi. Lütfen. Açık kalp masajına başlıyorum. Toraks ekartörü. Gel. Gel, gel, gel. Kızların için geri dön. Eylül'ü bir kere daha bırakıp gitme lütfen. Lütfen hayatta kal. 40 dakika oldu, olmayacak. Boşuna uğraşmayın. Hadi. Bu kalbin bir daha çalışmayacağını siz de biliyorsunuz. Bırakın artık. Susar mısınız artık? Söylerim kızlarına seni kurtaramadığımı. Lütfen Vedat abi, lütfen. Lütfen geri dön. Lütfen hayatta kal. Lütfen. Lütfen. Ölüm saatini ilan eder misiniz lütfen? Ölüm saati. Ölüm saati 21:55. Siz elinizden geleni yaptınız ama bu şartlar altında daha iyisini yapmak mümkün değildi. Lütfen kendinize haksızlık etmeyin. Elimden gelen yetmedi onu kurtarmaya. O benim sevdiğim kadının babası. Şimdi babasının kanı benim ellerimde. Daha fazla ne yapabilirsiniz ki? Nefesinizi boşuna tüketmeyin lütfen. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. O benim yüzümden öldü. Suçlusu benim.
Merhabalar. Operatör Doktor Ozdağ Şakrak. Birisen Hanım, geçmiş olsun. Şikayet formunuzu boş bırakmışsınız. Problem neydi? Eşimin bir şikayeti yok. Aslında... Ben aslında Eylül Hanım için gelmiştim. Biz ondan randevu almıştık. Kendisi gelmeyecek mi? Ama alındım şimdi. Hani ben de fena doktor sayılmam, bir de beni denesiniz. Olma mı? Yanlış anlamayın hocam. Eşim illa kadın doktor olsun istiyor da o yüzden. Kusura bakmayın, hamilelik işte. Kadının halinden kadın anlar. Sizle ilgisi yok. Peki madem. Siz bilirsiniz ama biz yine de şikayet formumuzu dolduralım, boş kalmasın. Dediğim gibi aslında bir şikayeti yok. Bebeğimizde bir sorun olduğunu hissediyormuş. Gerçi ona da baktılar, herhangi bir sorun çıkmadı ama... içi rahat etsin diye yine de bir beyin doktoruna görünsün dediler. Aşk olsun Erdal. Hani inanıyordun bana? Bu yüzden kadın doktor istiyorum işte. Erkekler anlamıyor. Eylül Hanım gelsin de o anlar beni. Tamamdır. Ben haber vereceğim kendisine. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun orada. Bilsen ne oluyor ya? Biri bir şey söylesin, ne oluyor? Bilsen! Aşkım, aşkım Bilsen. Buradayım, merak etme. Abla, İpek sonra. Dur, dur bir dur. Dönmedin telefonuma, iyi misin? İpek görmüyor musun? Sonra hadi. Tamam. Her zamanki halim. Hastanın kan basıncının nabzını sürekli kontrol edin. Bir yerlerde bir kanama olmadığına emin olun. Kalp atışı düzenli hocam, o ritmi yok. Pıhtıyı bulduk. Streptokinaz alayım. Buyurun hocam. Dağılıyor. Eylül hocam, yalnız kadın medyum gibi bir şey çıktı ha. Kriz geçireceğini nasıl anladın? İyi bir tesadüf diyelim. Krizi hastanede geçirdiği için çok şanslı. Yalnız damarların durumunu hiç beğenmedim. Hastaya bir eko çektirin. Bir de kan biyokimyasına bakın, daha büyük bir sorun olabilir. Hadi hastayı odaya çıkartabilirsiniz. Sonra hemen bana haber verin. Peki hocam. Kadın başına gelecekleri kesin daha önceden biliyordum. Ne diyorsun? Hadi boş ver abi, acele et. Fikrimin ince gülü, kalbimin sen bülbülü, o gün yarın. Neşeniz bol olsun. Nisan olanlardan etkilenmesin diye ona şarkı söylüyorduk. Nisan. Kızımız, biz ne zaman taburcu oluruz doktor hanım? Şimdi bir sen hanım, size ufak bir test yapacağım. Ağzınıza havayı alıp tutmanızı isteyeceğim. Ben dokunsam bile bırakmamaya çalışın, tamam mı? Tamam doktor hanım. Şişirin. Tekrar tutmaya çalışın lütfen. Bir daha. Bir sen hanım, sizi biraz daha burada tutmamız gerekecek. Ağız çevrenizde güçsüzlük var. Neden ne oldu? Mikroanevrizmalar bize yine krizi geçirebileceğinizi gösteriyor. Gıtıya neyin sebep olduğunu bulmadan sizi maalesef taburcu edemeyiz. Kızımla ilgili bir problem var mı? Onun rutin testleri yapıldı, merak etmeyin. Bana neden bir derdi varmış gibi geliyor? Yani bu yaşadığım olaylardan böyle hissediyor olabilir miyim? Olabilir. Biz bir takım testler daha yapacağız size. Sonuçlar çıkınca da konuşuruz tekrar. Geçmiş olsun. Doktorum, bakın ben 43 yaşındayım ve daha önce hiç çocuk sahibi olmayı düşünmedik biz. Ve bundan evvel iki kürtajım var benim. Yanlış anlamayın. Ben çocukları sevmediğimizden değil, aksine çok seviyoruz. İkimiz de özel bir okulda ilkokul öğretmeniyiz. Bütün günümüz çocuklarla geçiyor. Akşamları da bize kalsın istedik. Ama sonra Nisan geldi. Korumamıza rağmen. Yaşıma rağmen, o bizi kendine anne baba olarak seçti.
O bizim küçük mucizemiz. Belki fazla üzerine titriyorum ama anne olmayan kimse bu duyguyu anlayamaz. Yani gerçekten yaşamadan bu duyguyu hiç kimse anlayamaz. Gerçek bir aile olmak istiyorum. Beni baba yapar mısın Eylül? Sizin çocuğunuz var mı? Doktor hanım, sizin çocuğunuz var mı? Hocam. Efendim. Ben sizin çocuğunuz var mı diye sormuştum da. Ay yok. O zaman beni anlamamanız normal. İçinde büyüttüğü canın kalp atışını duymayan hiç kimse beni anlayamaz. Doktor hanım, lütfen bebeğimle ilgilenin. Tamam, kontrol ederiz tekrar. Geçmiş olsun. Hocanın kafa dolu bu ara. Var bir sıkıntı. Kesin var. Kesin var. Geliyoruz. Eylül hocam, Eylül hocam. Hastanın idrar torbasında kan var. Kan mı var? Evet de siz iyi misiniz? İyiyim ben. Hastayı hemen böbrek taramasını alın. Hastanenin ne tadı kaldı ne tuzu buru. Vallahi kalmadı. Ya, bir anda darma duman olduk. Ama bizim bu olaya acil bir el atmamız şart. Biz ne yapabiliriz ki? Bir yolunu bulacağız. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Sen çıktın yakışıklı. Birazdan hayatının vakasıyla karşılaşacaksın. Şimdi hemen toplantı odasına git, bizi orada bekle. Deli mi bu be? Allah. Ne dedi ki şimdi bu? Sence anlamış gibi mi görünüyorum sana? Hayır. Yalnız Alp, bu adamda bir haller var. Korku filmlerindeki seri katillere benziyor tipi. Ben inceden bir tırsıyorum bu adamdan. Tırs bence de. Niye lan? Samo, korku filmlerinde ilk kimi harcarlar? Kimi harcarlar? Hafif kısa boylu, böyle biraz kilolu. Ve gözlüklü erkekleri. Ben. Bugüne kadar hiç şaşmadım. Vallahi doğru diyorsun ya. Sevgili Samet Tok, senin o endişelerine ortak olmak isterdi. Hayatımın vakası şu anda çok daha ilgi çekici. Görüşürüz güzel yanak. Hayda. Hayatımın vakası derken ne demek istedi acaba? Kıllandım ben bu işe. Efendim Samet? Şüpheli şahsın şüpheli hareketleri aynen devam ediyor, stop. Oğlum ne diyorsan Türkçe desene. Sultan denen garip adam, stop. Mezarlıkta takip etmiştik ya. Dünyanın en enteresan vakası triplerinde yanına Alp'i de alıp çıktı, stop. Nereye çıktı? Toplantı odasına gittiler birlikte, stop. Samet, telefondasın oğlum. Telgrafta değil. Olabilir. Ama hastanede yerin kulağı var hocam, stop. Aramızda ajanlar olabilir, stop. Tamam, dikkatli ol. Stop. Dikkatli ol dedi. Selim Hoca dikkatli ol dedi. Eyvah. En iyisi kalabalıklara karışmak. En iyisi kaçmak. Allah'ım günah yazma ama şu Samo'nun şansını da bir gör artık be. Hastaneye yapışık siyamik izleri geliyor. Birbirinden ayrılacak, ben ortada yokum. Ben böyle vakayı bir daha nerede göreceğim ömrümde? Çöldeki bedeviden daha bahtsızım, yemin ediyorum ya. Efendim Ali Asaf Hocam? Müsaitsen hemen buraya gelmeni istiyorum oğlum. Sana ihtiyacım var. Bana.
Bana mı söylediniz hocam? Yanlış bir numarayı arıyor olmayasınız. Samet, şansını zorlama oğlum. Hadi gel, bekliyorum seni. Karabucak'tayım. Acele et. Ben mi? Hemen, hemen hocam, hemen. Tamam, hadi bakalım. Hemen geliyorum hocam. Hatta uçarak geliyorum. Uçarak geliyorum hocam. Da, Ali Asaf hocam, neden ben? Ne demek neden sen ya? Beni sen asiste et istiyorum oğlum. Hem kraniotomi sözüm vardı sana, hatırlarsın. Tamam hocam, tamam. Uçarak geliyorum. İbibikler ötmeden geliyorum hatta. Hadi oyalanma, hadi. Oley be, oley be. Gidiyorum. Allah'ım, beni duydun. Sana şükürler olsun ya Rabbim, şükürler olsun. Bir de yılbaşı piyangom var, sonu 87. Ona da bir güzellik yaparsan. Aa, Eylül Hoca. Efendim Eylül Hocam? Samo, bazı testler istiyorum. Alp'e yardım etmen lazım. Hocam, ben sizi çok seviyorum. Yardım etmeyi de çok isterdim ama... Beni bekleyen hastalar var. Bana ihtiyacı olan insanlar var hocam. Kusura bakmayın. Görev beklemez. Samo kaçar. Size kolay gelsin hocam. Arkadaşlar, kolay gelsin herkese. Merhabalar, merhaba. Aa. Gözleriniz... Pardon? Bir şey mi var gözünüzde? Bana mı öyle geldi? Yok, tamam. Siz Ali Asaf Hoca'nın Bahar Tunç'tan asistanısınız sanırım. Zeynep ben. Merhabalar. Aa, çok özür dilerim. Çok isterdim elinizi sıkmayı ama malum sterilizasyon. Ben de Doktor Samet. Çok memnun oldum tanıştığıma, gerçekten. İnanılmaz memnun. İyi ki tanıştık. Ne kadar pozitifsiniz. Ameliyat güzel geçecek desenize. İnşallah. Hasta sizin. Bugün öğrencinizsiniz. Teşekkürler. Kolay gelsin çocuklar. Ali Asaf Hocam, hasta uyutuldu. Güzel. Siz tanıştınız mı? Maske alabilir miyim? Ameliyata başlamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Zeynep, bugün senin geri kalan meslek hayatının ilk günü. Bu zamana kadar öğrendiğin her şeyi yeniden öğreneceğim diye bakmalısın. Biliyorum hocam. Ben burada her zaman senin yanında olacağım. Ama herhangi bir günde, nerede ya da nasıl bir hastanede olduğunun hiçbir önemi yok. Ya da senin yanında birinin olup olmamasının da bir önemi yok. Buradaki dramı algıladığın zaman ve kendinin farkına vardığında işte o zaman gerçekten iyi bir doktor olacaksın. İşte benim hocam. Başarısızlık en iyi öğretmendir. Bunu sakın unutma. Tamam mı? Sen de Samet. Ha? Evet hocam. Ben de unutma. Güzel. Bakalım bu zamana kadar hocandan ne kadar ders alabilmişsin. Hadi göster maharetini. Hazırım hocam. Başlayabiliriz. Başlayın hocam. Oğlum ne bekliyorsun? Başlasana. Yok hocam, bir şey beklemiyorum. Çekip çıkaracağım hemen de. Hesap yapıyorum bir şey olmasın diye. Ne olmasın? Merak etme. Makas saplandığı yer itibariyle beynin önemli fonksiyonlarına zarar vermiyor. Evet hocam. Kalıcı hasar verme riski de çok az. Biliyorum hocam. Biliyorsan çek o zaman artık. Çekiyorum. Ali Asaf hocam. Öncelikle beni böyle önemli bir göreve layık gördüğünüz için bu takdire şayan hareket. Samet. Oğlum çek şu makası artık. Hadi.
Bekle. Bekle. Tamam. Her şey yolunda. Devam et oğlum. Çok iyi be. Çok iyi. Hocam mükemmel bir duygu bu. Şu an bir tane daha olsa yine ben çekeyim. Abartma oğlum, abartma. Hadi temizleyin arkadaşlar. Sonra da kapatırsınız. Eline sağlık oğlum, aferin sana. Sağ ol hocam. Kolay gelsin. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.